Sevgili seyircilerimiz, değerli gönüllü dostlarımız, Irak'ın aydınlık yüzü olan Türkmeneli Uydu kanalından siz sayın seyircilerimize ikinci çayı programının yeni bir sayısında sohbetimizle sizlerle beraber olacağız. Değerli seyircilerimiz, bugünkü konumuz bu yaşadığımız kaç ayın içinde diyebiliriz ki koronavirüsten dolayı eğitimimiz neler oldu, neler olmadı? Evlerde bu konudan dolayı çok tartışmalar çıktı. Öğrencilerimizden dolayı. Öğretmenlerimiz, müfettişlerimiz hiçbirisi idare tarafından da olsun okullarımızda kusur koymadan herkes kendi yerinden çalışmasını sürdürdü. Biz bu krizden dolayı sizlere bu konuda ışık tutacağız. Umarız ki yanımızda bulunan arkadaşlarla güzel bir neticeye ulaşırız. İlk önce başlamadan önce bu sorularımıza ve sohbetimize ben gönülden kendi adıma ve programın ekibi adına değerli müfettiş hanımımız, daha doğrusu Kerkük'te müfettiş eğitimciler müfettiş dairesinin müdürü olan Sevsen Hanım'a sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz. Çünkü bugün kendi evinde bizi misafir etti. Sohbeti beraber sürdüreceğiz. Biz teşekkür ederiz size. Sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Daha doğrusu buyurun. Hoş geldiniz. Safalar getirirsiniz. Çok sağ olun. Sevgili seyircilerimiz, sohbetimizde yanımızda bulunan değerli eğitimcilerimizden ve müfettişlerimizden Sümeyye Hanım, ilkokul müfettişi. Aynı yanında da anaokulu müfettişlerinden Vefa Hanım. Ve bir öğrenci valisi de yanımızda bize şeref verip beraber arkadaşlarla bulunmaktadır Zeynep Hanım. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sevgili seyircilerimiz, sohbetimiz tabii ki soruyla başlar. Sorumuz ne olacaktır Sevsen Hanım'a? Bir bakalım, kriz esnasında ki krize girdik biz. Bu sürede eğitim hepsi durdu. Hayatta diyebiliriz, yani dünya çapında durdu. Bu hususta sizler neler ele aldınız, neler yapabildiniz, ne şekilde ulaşabildiniz okullarımıza? Her şeyden önce size hepiniz ederim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sağ olun. Size bu konuya başlamadan evvel, bir sohbet yapmayandan evvel bir ikram ederek, bir çay ikramı, ikinci çayının ikramını ederek hepinize. Ondan sonra başlayalım sohbetimize. İnşallah, sağ olun. Biz de beklemek üzereyiz, var olasınız. Buyurun. Bahçe barımdan oldum, hayvan arımdan oldum, bahçe barımdan. Hayvan.
Sohbetimize Güzel Hanım. İnşallah ne güzel sohbet. İkinci çayları evlerimizde de her zaman böyle canlansın. Çok hoş olur. Afiyet olsun. Her sağ ol. Ellerinize sağlık. Ben çok keyifliyim bugün. Çok mutluyum. Geldiler arkadaşlarımız. Sümeyye Hanım, Ufa Hanım, Zeynep Hanım. Hoş gelipsiz. Safalar getiripsiz bugün. Tamam. Dönük sualın cevabına Güzel Hanım. Bizim taban 19.3'te bu ki hazır oldu dedik. Kriz, bu virüs kriz geldi oldu. Hazır oldu. Bütün okullar, her yerler durdu. Yani sokağa çıkma yasağı başladı her taraftan. Her taraftan başladı. Bizim taban oturduk bu ki düşündük bir şey olsun geri bu yani talebelerimiz geri bir şeyler olsun özleri için. Doğru. Daha 3 aşama oldu bunlar için. Bu tabii yalnızca Kerkük'te eğitim dairesine bağlı olduğumuz halde müfettişlik tesis. Düşünce sizdeydi. Yani hele bakanlığa bağlanmayayım siz. Üzerinden bir şey bağlanmıyor. Şey tamam. Bunlar düşündük dedik bunlar olmayacak. Zaten bizim İGİT müfettişlerimiz hepsi buradalar elhamdülillah kalanları güzel güzel fikirler verdiler bize. Bunlar oturduk hepimiz anlaştık. Tabii o da neyden? WhatsApp şeyden yani gruplarıydan. Gruplarıydan varımızdı. Anlaştık bir şey olduk ya da bir şeyler ulaşır ki bu uşaqlarımızı koymayak. Bezer olsa evde bir keten kelsinler görmeyebilirler böyle şey. Bu ilk herhalde oldu. Zaten. Dünyada bir böyle bir kriz oldu. Doğru. İlk aşamamız dedik özlerine başlayan gruplar. Tabii birden altıncıya kadar bizim ilk okullar sayılır uşaqdılar. Bunlar yalnızlarının grubattan bir şey edebilmezler. Dedik valiler bunlardan olsalar. Eğer babadı, eğer nenedi, büyük kardeşti, büyük bacıdı. Bunlardan bir tavasılda olsalar. Müfettişlerimizden, müdürlerden, öğretmenlerden. Yani burada Sevsan Hanım siz düşünceni canlandırdınız, gerçek gündeme getirdiniz. Gerçek gündemde burada ilk adımlar başladı idare okul idaralarıydı. Tamam. Onlardan beraber sonra iletişime girdiniz bağlantıya yoksa idare bunları yetiştirdi sınıf öğretmenlerine. Mesela diyor matematik var, ağırdı biraz. Arapça, kavaidi lügal arabiye dediğimiz, İngilizce. Mesela bunları siz o tarafınızdan oldu yoksa her müfettiş kendin okuluna bağlı olduğu okula öğretmenine dedi yoksa idare tarafından oldu? Yok bizim her müfettişin özü 3 mektebi var. 3 mektep bunlar mütabaa değil. Doğru. Bunların her özlerinin müfettişlerinin öğretmenleriyle ihtisaslarına göre diyor, matematikti, İngilizce'de, Arapça'de, din dersi'de bunlardan hepsinin grubatı var. Güzel. Bunlar girdiler öğretmenlerden, idaralardan ilk kere anlaştılar. Dediler biz grubat yaparız, idaralar aynı girsler o mektebin idarası. Burada yani idaranın devrini istedim görürüm. Yani bunların tabii müdürün çok devri var. Aynı bir elde müfettişlerimizden, öğretmenlerden bir grubat yaptılar. Bunlara anlattılar ki her dersten onu, harda durdular talebelerimiz, başlarsa onu yersler grubattan özleriyle. Güzel. Açtılar dersleri verirler özlerine, canlandırdılar uşaqlar için bir, nece diyor, bir yengi bir hayat. Oldu. Mesela bu halde Sevsan Hanım gerçekten buna yani bir adı da var idi uzaktan eğitim. Uzaktan yani öğretmeni evde oturup şeyde ne de diğer öğrencisi evde bu dersini alır. Eydi ne kadar bu işin necahat geldi başarı kaydetmeği ne kadar yani sizce yani iletişime girdi acaba yani öğretmenlerden bir bağlantıya girdiniz. Yani, bir şey yüz oldu, tamam. Bir sorunları oldu, bir müşkilleri oldu, Allah etmezsin. Tabii özü her iş başlayanda %100 hiç necahat getirmez. Her iş yani değil gibi. Bu da bize bir aksaklık çıkar olsa yerde. Çıkar araya bir sürülük. Doğrusu yani bu da ilk kereydi bizim yani olur Irak'ta bu uzaktan eğitim. Gerçekten dünya çapında oldu yani. Dünyada bu da Irak'ta değildi ki. Ama bizim desem sene %50, %55 bir necahat getirdi. Niçin o da bizim yani işin içinde... Sügülük var bilsen şeyler
bir elektrik, ikinci internet her evde bulunmaz. Aileler var, okumak yazmakları yoktu. Velilerim var, okumak yazmakları yoktu. Doğru. Yani onun bir talebelerimiz birazcık eziyet çektiler. Aynı zamanda uzak yerlerde ulaşabilmediler özlerine. Ne kimin yani Tavsan Hanım uzak yerlerde mesela? Uzak yerlerde yani internet hiç yoktu köylerde. Bazen internet yoktu, çekmeyiptiler. Doğru diyorsun. Bu da bir sorundu gerçekten. Aynı zamanda imkaniyet yani maddi imkaniyetler zayıftı. Tabii herkes oturdu, iş kalmadı. İş o zaman bunun karşılığı para vermesi var bu internetinde. Bunların onun için o derse diyerek %50-55 necahat getirdi. Güzel. Ben size çok teşekkür ederim. İyi bir şekilde yani açıkladınız Tavsan Hanım. Tekrar size döneceğim. Şimdi. Sohbetimize devam ettirmekteyiz sevgili seyircilerimiz. Şimdi geçeceğiz Müfettiş Hanım Sumaya Hanım'a. Ben teşekkür ederim Sevsa Hanım. Sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Daha doğrusu biz kendimizle misafir olduğumuz halde Sevsa Hanım'ın yanında siz benim programın misafiri sayılırsınız. İkinci çay programı sohbetler çok güzel geçecek. İşte her defa uğraşırız yani uğraşmamız ne derdi? Millette olan konular ki içlerinde bir şeyler var, bir sorular var. Gerçekten eğitim çok önemli bir konudu. Yani milletin geleceğidir bu. Siz müfettiş olduğunuz halde Sevsen Hanım anlattığı gibi konular paylandı, anlaşıldı. Acaba siz bunu ne şekilde arda gittiniz mi? WhatsApp'ta, bu grupta bir yere aldınız. Neler önerdiniz, nelere başvurdunuz, neler elde edebildiniz, ne problemler hallettiniz? Biraz soru çok oldu, kusura bakma. Buyurun. Tabii ilk olarak biz değerli ablamıza ve müdür hanıma, Sevsen Hanım'a çok teşekkür ederiz. Bizi ağırladığı için evinde. Sonra da sizlere teşekkür ederiz. Kameramen beye ve yönetmen beye, özellikle de sana değerli hanımefendi Gülizar Hanım. Bu güzel programları yaptığınız için. Tabii ilk olarak biz müdür hanım söylediği gibi bizim bu olduğu zaman evde öğrenciler oturduğu zaman hemen bazı okullar hele bizden bir yani talimat almadan önce kendileri gruplar kurdular. Ne güzel. Sosyal iletişimde WhatsApp grupları, yani Viber grupları. Yani her öğretmen öğrencisiyle. Tamam her okulda öğretmenler kendi öğrencileriyden gruplar kurdular. Güzel. Dersleri başladılar vermeye. Ondan sonra bizim için talimat geldi işraftan bizim eğitim dairesinden geldi bizim için ve bize dediler bunları her müşrif mütabak var. Her müşrif mütabak dediğimiz her üç okulu var. Bunları özü mütabak eder. Bunların seviyelerini, ne şekilde sınavlarını, bunlar hepsinin kendisi özü mütabak eder. Biz de iletişime gittik okullarımızdan. Allah razı olsun buradan söylerim okul müdürlerimize, öğretmenlere çok çaba harcadılar bu konuda. Gerçekten çok fedakarlık gösterdiler Allah öğrencilerden. Yani inan ki geç vaktlara kadar bu gruplarda öğretmenler teker teker öğrencilerinden dinlerdiler. Yani hatta bile bu imla kuralları hepsini öğrenciler yazardılar kendileri yanlarından doğulardılar. Ne güzel. Bütün derslerde yani gerçekten ben burada bir şey dikkat ettim. Bizim Türkmen okullarında daha başarılı gördüm. Allah'a şükür. Bu sosyal iletişimi WhatsApp gruplarıyla veya Viber gruplarıyla daha iyi bir şekilde gördüm özünü. Ne güzel. Daha bir şekilde bağlandı öğretmenler öğrencileriyle bu gruplarda ve güzel güzel alıştılar. Yani gerçekten birinciden beşinci sınıfa kadar tüm konuları yani diyebilirim. Mesela Sumaya Hanım bir öğrenci kendi evinde oturduğu halde öğretmeni işte ekranda görür özünü. Eğer cep telefonu olsun, eğer iPad, bu cihazlar bilsen, indi herkes evde yani kullanabilir bu sosyal medyadan dolayı. Ama bir şey var burada. Mesela hiç yani bir diğer rastıva geldi. Koyduğum bir ananın bir problemi oldu. Mesela öğrenciyle beraber bir sıkıntıları oldu. Acaba bu sıkıntını nece çözdünüz? Vallahi yani Allah'a şükür belki de olup yani bizler görmedik yani gerçekten ben konuşuram ama yani bence de olmadı çünkü bizim okullarımızda öğretmen ana gibidir.
Yani biz öyle görürük. Öğretmen çok yakındı ve bizim öz çocuklarımız kendi dillerinde olduğu için daha seviyorlar derslerini. Doğru. İnan ki yani o güzel ne diyeyim insan duygularını gördüğü zaman onlar ne şekilde okurlar, ne şekilde yani karşılık verirler bu okumağa. Doğru. Ama yani bazı dediğim sana müdür hanım söylediği gibi %100 olmadı. Çünkü bazı bölgelerimizde mesela seviye maddi durumları düşüktü. Belki de analar çok çocuk ...çocuklarıyla olabilmediler. Zaten ben bunu yani tamam. Vurgulamak isterdim. Çünkü ana yani çocuk iden her zaman olabilir. Yani ne vakitler özellikle bu şeyler açılırdı? Yani derse başlamak. Mesela ne vakitler yani öğleden sonra mı, sabahleyin mi, akşamleyin mi? Yani aile ortamını sağlamak için tamam. Ne zamanlar yani bu iletişim oldu, dersler oldu grupta? Tamam, vallahi ben okullarımı görerdim her zaman yani her zaman gruplarda, her zaman yani diyeyim sana sabahleyin, öğle, akşam yani her zaman görerdim çünkü ben gruplarda. Çünkü her sınıf farklıydı. Mesela tamam, birinci he. Sınıfın ABC olduğu halde, El-Kira El-Kalduniye ele alındığı halde yalnızca öğretmen oturacak sınıf... ekranda yığacak öğrencilerini yani ekran başına herkes öz telefonu olsun eğer ecizasıyla beraber olsun yani onun muayyen bir vakti var idi. Gülizar Hanım bizim ne yapmışlar mesela ilkokul birinci sınıf mesela Türkçe maddesi ilkokul birinci sınıf matematik dersi yani bu şekilde olmuştu. Her halde de bunu her biri için ayarlamışlar. Yani güzel. Ayarlamışlar, vakit ayarlamışlar. Hı hı. Zaten bu, ben de o saat tamam. Meselesi için. Tamam. Ha. Her halde bir plan olmuş ortada. Yani böyle hiç içinden değildi. Tabii ki. Tabii, yani tabii. Bir planlamışlar, güzel bir planlar planlamışlar. Allah razı olsun. Yani gerçekten ben burada istemiyorum adayım çünkü yani hepsi başarılıdı müdür hanımlarımız. Yani Allah razı olsun özlerinden. Biz bunlara koyduğun... Adsız asker. Yani Arapçası cün dil meçhul. Meçhul. Yani gerçekten vallahi. Yani adsız asker. Herkesi buradan tebrik ederim. Eğer aile olsun, eğerse öğretmen olsun, eğerse idare olsun, müfettiş hanım olsun. Başta da herkesin zaten her şey baştan başlar. Baş iyi olduğu halde anlaşma olur. Anlaşma derecesiyle yürürken sıra sıra kademe kademenece diğer askerlerin bir sözü var. İyi bir şeyler elde edebildik. Bizim umudumuz o kadar idi ki. Nisan Hanım dediği kimin yani herkesi bir panik aldı. Evde oturmak, okullar durdu, daireler durdu, öğrenci kitabını kapattı. Bu da gerçekten yani öğrenci bugün kitabını kapattı. Allah yani bazı nece diğer bitti daha. Olmaz. Ama bu işlerden inşallah edebildik. %55 dediği gibi Nisan Hanım elde bir şeyler edildi. Biz size çok teşekkür ederiz. Tekrar size döneceğim. İnşallah. Geçen hanım Vefa Hanım'a. Sevgili seyircilerimiz ister istemez. Çocuklarımız 3 yıl evde güzel bir şekilde ana ile baba ile geçirdikleri halde kimisi çok arzu eder daha erken eğitim alsın. Ana okullarımız boştan değil. Ana okul derken yine de ana bir ana misali kucak görecek, samimiyet görecek, gül yüz görecek, güzel nasihatler, öğütler de görecektir. Ama yanında da unutmayalım güzel eğitim de var. Güzel eğitim çeşitli bilgiler var. Bunun yanında işte bizim müfettiş hanımımız, anaokulu müfettiş hanımı Vefa Hanım'dır. Biz size hoş geldiniz deriz. Hoş bulduk, sağ olasınız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Her şeyden önce Sevsen Hanım'la çok teşekkür ederiz. Bir gün kapısını açıp bizim için. Bura bize toplantı, bir güzel bir kendi çayına, sohbete. İnşallah. Yani bir güzel sohbete bizi burada katıldık arkadaşlarımızdan. Sizden de çok teşekkür ederiz. Ben bu güzel kendi çayına bizi kattınız. Tabii ki bu yani bizim için bir zamanda çıkmamışız. O kadar yani evde bir sıkıntı. Kıntı çimini yaşadık. Ama bugün yani gerçekten biraz bizi şey ettiğiz, değiştiriyoruz. Yani bir, i̇nşallah. Bir rutin şeyimizden çıktık. Güzel ama bir şeydi. İnşallah. Ben bir şeyi belirtmek isterim sevgili seyircilerimiz. Tabii ki biz Vefa Hanım'ın dediği kimi sıklatımız da oldu. Ha evde ama biz burada misafir olduğumuz halde sosyal medyayı göz önüne almışız. Herkes yani arasında bir mesafe bırakmışız. Aynı halde biz arkadaşımızın evini ziyaret ettiğimiz halde dezenfekte elimiz olsun yani elbisemizden bunlar hepsini dezenfekteye aldı. Onun da yanında hepimiz maskemiz de ve eldivanlarımız da takıp girmişiydik. İşte program icabından dolayı eldivanları çıkardım, maskeyi de çıkardım. Ama gerçekten biz kendimizi korumuş olursak bu halde ailemizi de korumuşuz.
ve yanımızda olan sevdiklerimizi de korumuşuz. Ama unutmayalım ki gerçekten evde hayat var. Bugün de dostlarımızla beraber sohbetimizi sizlerle beraber ikinci çayında sürdürmekteyiz. Bir bakalım ana okula hakkında bu kriz zamanında Vefa Hanım ne diyecek? Hatun bu biraz bizim anaokulu farklıydı. İlkokuldan çok farklıydı. Doğru. Yani ne kadar desem bilmem. Yaşadığı insanlar içinde bilirler. Yani bazen öğretmen var diğer anaokuluna gelin belki istirahat ederim ama anaokulu çok farklıydı. Anaokulunda çok bir yorgunluk ister. Hep şeyden önce sevde. Sevde sen acaba bir öğretmen yani şey sevde yok ise kalbinde o çocuğa karşı ben o aslan o öğretmeni ya hiçbir zaman yani şey etmem tercih etmem gelsin. Yani öğretmenlikten önce insanlık bizden sevde ekmesi gerekti. Eğer içinde o insanlık ben taşırsam içimde sevgi de taşaram. Sevgini etçe eken biter de. Tamam. Belədir doğrudan. Tamamdır. Bir de hananet. Yani uşağa bu çocuğa hananet göstermediği zaman tabii ki o çocuk senden aslan bir şey nefret anlamaz. Eder. Bir şey asla haz etmez. Dersinde otursun, sınıfında otursun. Doğru. Biz bu kriz geldiği zaman biraz şey olduk, farklı oldu. Anaokulları işte bitti, kapandı. Ama umuttayık, her zaman umuttayık açılacak. Bir ay, bir 20 gün sonra, bir buçuk ay sonra. Çünkü bizim her zaman yani bu vakitte Nisan ayında özümüz bizsiz çocuk bayramı başlayacak. Faaliyetler hepsi hazır olacak anaokulunda. İşte bu öğretmenler benimle her zaman muttasılıydı. Bakırdı masal dersimiz vardı. Bakırdım benim ki yollurlar. Yani biz indi evde oturmuşuz. Vesile alıblar. Fakirler bakırım hepsi yok. Yani iletişimde kaldılar bu öğretmenler. Aynı Sümeyye Hanım'ın değerli hanımefendiler Sevsan Hanım dedi ki siz yine de gruplar oldu. Biz grup olmadı. Bizim bir senedi. Biz burada çocuklar her zaman diyerek cep telefonu yasaktı. Yani kullanmasılar. Zaten yani beyin hücrelerine zararı var. Biz her zaman yani veliler toplantısında annelere nasihatimiz biraz uzak ilavun. Bakasan bir çocuk gelir anaokuluna yığılır. Yani ister cep telefonunu getirsin elinde. Bu işte uşak da anlamır. Ve bunu gelince biz bunu koyalım bundan vazgeçsin. Ve biz bir işte yani biz bu aslında edebilmeyiz çocuğu bir de kakağın diyeğin ya da cep telefonu. Doğru. İşte bu bunun sebebine bizim biraz itisalımız kalmadı çocuklarımızdan. Maalesef. Ama onun yani şeyinde yanında biz öğretmenlerden benim itisalım var idi. Öğretmenler yani umuttaydılar. Bir ay daha için açılacaktı. Bakırdı masal dersi için vesile alıblar. Evde yani ne yapsalar? Neyden ibansılar? Kendileri vesile ihtiyar edildiler. Aferin. Bakırdım bizim çünkü bizim bütün derslerimiz anaokulunda vesileydendi. Zaten vesilesiz ders hiç olunmaz. Doğru. Hiç olunmaz. Çünkü bizim ne mesela sınavımız var, ne tahtada yazmağımız var, ne defter biraz kalem kullanmağımız da yasak. Bunlar yani anaokulunda bunlar hepsi yasaktı. Yani anaokulunda birinci aşama, ikinci aşama, özellikle ikisi de aşama okulda. Aşama. Doğru. Birisi 4 yaştan sonra, birisi de 5 yaştan sonra hazırlık olubdu. Bu mektubu yani ilkokul için, gitmek için. Ve o, biz onda gene de tecci etmeliyiz. Yani bizim ilmi nefisledir kullanmamalı. Kalem hiçbir zaman kullanmamalı. Ama neden Vefa Hanım, yani gerçekten siz elin şeyinde başta bir güzel festival yapıldı. Ana okullarının arasında Kerkük'te. Onda Allah'a şükür şeref kazandım, sunuculuğu yaptım. Benim için büyük bir şeref idi. Teklif olundum. İnan Allah'a güzel resimler gördüm. Güzel renkler yani gördüm. Bu çocuğun yeteneği yani geldiyse mesela psikoloji bakımından yani ilmi nefis dedikler halde psikoloji bakımından yasak etmişseler. Eydi bu güzel şeyler nece meydana çıkartabildi bu çocuklar bu erken yaşta? Çünkü bunlarda şey de var hani dediklerimiz hamurdan özleri diyorlar. Yok tinsnay. Hamurdan işlerler özünü. Onu istemiyorum. Bak bir senedir bizim resim dersinde pastil kalemler. Pastil. Yumuşaktı yani, zaten. Ücü yoktu mesela. Eziyet vermez özüne. Mesela bizim bir 30 uşak oturupsa bir sınıfta her birisinin eline bir kalem veririm. Sen özünün bil bunu özünün getir. Mesela o muallime bez döndüğü zaman bir vesile getirsin. O uşağa sen o kalemi
Çalabilir. Çalabilir. Yani, yani el lahza, el lahza da çalabilir. Doğru. Ve biz onu her vakit yarık yasaktı. Pastel kalemler resim dersinde çok ihtiyacıydı, normaldı. Çok güzel. Her güzel sen bakarsan yani, yani resim... Yani sence resim... naksı ömre kadar bunu kullanabilirler bu pastel kalemi? Bir sınıfta olabilir, bir ilkokul ki... Herkesinde de, herkesinde de. Hmm. Çünkü neşin resim dersi çok önemlidir. Uşak duygusu neler hissedir, o kahar o varakaya çizer. Hepsini onu o resimle yetiştirir. Bir mesela bir bakasan hananet nene hananatından biraz esüktü. Bakasan her vakit resim yediri nene annasının resmini yediri. Bakasan çocuk var uşağını çok şeyi çok sever öğretmenini. Bakasan her zaman öğretmenin resmini yediri. Öğretmen bu sensen. İnan biz yani okulda bunları gördük. He, yani çok var mesela hani siz bunu anaokul olarak değilsiniz. Biz bunu ilkokulda yani günün bir gününde bir sınıfa girdim, bir ders kapadım. Öğretmen resim çizagın çizin. Bilirsen oğlu bular yani öğretmen gider başkası bir zuruf olabilir. Bir resim yetimendim için ben istedim çıkın bitti sınıf. Teneffüs başlar yani ders bitti pardon. Gel dedi öğretmen be yani sen ki ilkokuluydu. Dedim ne güzel bu kimdi bu dedi bu sen sen. Bak. Dedim ben buna paracağım anlama göster. Ben bilmiyorum bunu yani yani bak bu uşağı çok çok 7 yaşındaydı bu çocuk. Yani bu kadar sevgisini gönderip renkler kullanmakta da biri her şey açık renk uşağın güzelliğini yansıtır. Çok güzel. Eydi bunların şahada mavzuları ne şekilde olacak? Biz mesela bir bitirecektiler yakın. Aferin. Mesela 5 yıl kapadıptı. Uşak gelir hazırlık sınıfı buna diyerek. Mesela ilkokula hazırlığını görür. Bu ilk gidecekti ilkokula. Biz onda ne deriz? 4. ayın ahir-ahirinden başlarlar. Müdireler şahada getirirler. Her zaman yani Allah kabul etmez şey. Yani ilkokul şeyler idaraları? Yok. Anaokulların idaraları. Anaokulların idaraları. Tamam. Şahada getirir. Eğitim merkezi her zaman bunu bizim hazırlık görer. Güzel. Allah razı olsun özlerinden. O şahadaları getirirler. Herkesin uşağın yani adını yazarlar, resimlerini koyarlar. İşte müdirenin hatmi oğlu içinde. Ha? Bu il bu olacaktı bu, çünkü bunlar oturdu evde. İşte şimdi oturdular evde. Sen bilsen uşak ne kadar keyiflenir o şahadan alanda. Çok keyiflenir. Zaten bunu ben maalesef çok düşündüm. Bakalım ne halledeceksiniz? Ama bunu biz bunu yani düşünmüşük. Bazı müdirelerden doğrusu düşünmüşük. Yani biz bu uşakları mahrum etmeyeceğiz bu şahadalardan. Tabii ki biz inşallah bu iş biz boynumuzdan olsun nece diğer kurtarağın bu hastalıktan. İnşallah. Hep bir şey yerine gelecekti. O hayat böyle devam etmeyecekti. İnşallah umutla yaşayalım. Ben yani her zaman diyorum ha her zaman da diyorum Rabbil Alemin insan ki bu şey bir şey göndermez. Bir içinde bir hayır yok İsa. Beledir. Tabii ki bu hastalığı gönderip İlla bundan beteri var imiş bizi bununla şey etti yani sakladı. Sıkletti ben her zaman bunu diyorum. Biz inşallah o vakit için aynı şahadalarımız getiririk, hazırlığımız görürük. Aynı o uşağları çağırırık, aynı bir güzel bir yani şey parti kimin edarı gözler. Her yıl bizim buyumuz vardı. Zaten bunlar yani, belli de görünür de haberlerimizde olsun. Armağanlarda paylanır özlerine. Bakasın öz öğretmenleri, müdireleri hepsi armağanı alırlar. Bunları paylanı, güzel resimleri alın özleri için. İşte uşak da özü bilsen seyonu bu şeylere, tabii, bu güzel tabii. Şeylere. Yok biz hiç bunu unutmamışız. Vallahi İnşallah. Müdirenin birisi telefon çaldı. Bana dedi Sitofa yani ben indi yüreğim dedi. Bu şahadaları uşaklar mahrem olmazsa isterim gedim. Yok valla dedim teşcih etmem. Kim seni çağırırsan kalabalık edesen. Yani biraz da bekleyelim. Bir 9'unda inşallah ha, gelsin. Ha, inşallah. Bir 9'unda ise belki yolu. İnşallah iyi olur. Allah'tan umudumuz kesmemişik. Yok. İnşallah iyi olur. İşte yani anaokulu farklıdır. İlkokuldan çok farklı. İnşallah. Ben sevgili seyircilerimiz ben Sayın Vefa Hanım'a çok teşekkür ediyorum da ama tekrar döneceğim size başka İnşallah. Bir soruda. Geçen Zeynep Hanım'a sevgili seyircilerimiz, değerli dostlarımız hani biz aramızda sohbetimizi sürdürürken Sümeyye Hanım dedi ki yani velilerden de iyi bir şeyler gördü. Yani bir el birliği oldu. Bir öğrencinin bir bakalım annesi bu şeyleri diyen kararları dinledikten sonra evde işte eğitim alacak çocuk, bunun için yer hazırlaması gerekir. Aynı anda da sıkıntısını gidermek için bir ana olarak büyük bir görevde düştü üstüne. Hani bu çocuk 4-5 saat süresini okulda geçirirdi. Bunun yanında şimdi annesi yandadır, baba, aile bireyleri kendisiyle beraber. Bir bakalım bazı ev var, 3 çocuğu var, 3 öğrencisi var. Bazı evde var 1 tane, Allah çok görmesin. Bir bakalım bir veli olduğu halde Zeynep Hanım, bu konunu ne şekilde karşıladı? Bu ne şekilde yardımcı oldu evlatlarına? Hoş geldin.
Hoş bulduk, sağ olasın. Mən Səvsən xanımına təşəkkür edirəm bu söhbətə. Mən 3 çocuğum var məktəbdədir, ibtidai, 3-cü sınıf olsun, 5 sınıf olsun bir mütəvasitə. Özüm mütəbaiyə qruba qurdular özləri üçün məktəbdən. Tabii. Müəllimələrdən mən evdə özüm bir-bir mütəbaiyə edirdim özlərin. Güzel. Hə, bir-bir özü kamil bitirdilər. Hepsini özüm oturardım evdə bir-bir mütəbaiyə edərdim oğlumu. 3-cü sınıfıydı. Özüm müəllimə ilə mən özü ilə evdə. Yəni özü bilməzdi. Mən özünə yardım edərdim. Bitirdik. O aynı o bir kızım 5 idi. Özünü aynı mütəbaiyə edərdim özü ilə məktəbdən. Hamdolsun. Buydu. Sıxıntıları hardaydı? Məsələn, hiss edirdi bir sıxıntıları var bir şeydə. Yox, Allah həmd olsun, çox iyi idi. Müəllimələri çox iyi idi. Bizi mütəbaiyə edirdilər. Biz öyrətmələrdən əminik, Zeynəb xanım. Əminik, hər kəs vacibinə qalxdı. Saygısı var işinə, sevir işini. Hı. İnsan bir işdə Allahı göz önünə qoyduğu halda deyir, rəsul hikmətü məxafətullah. Tamam. Yəni biz bunu tətbiq edərsək hər işimiz düz gəl. Tabii bu yoruldu, qrubu qurdu, öğrencilerine bir şekilde. Siz bir ana olarak. Tamam. Bugün saat diyağın sabah saat 9'da matematik başladı. Tamam. Eydi, hiç tasadüf etti. 3-cü sınıfta olanın dersi başladı diyağın 5-cisiydən. Hə, bu işgəlimiz oldu bizim. İşte mən bunları sizlə belirtirəsəm, mənə ne şəkildə çözdü özünə? İşgəlim var deyə, maşallah 3 dəqiqə olduğuna, aynı bir evdə. Çünkü mən nə saat qurduq özlər üçün. Qalxdım, mən bir fikrə verdim müəlliməyə, dedim, bunu bu vaxtdan bu vaxt edək. Məsələn, oğlum 3 ibtidaiyini qalxdım, gün orta məhəli qoydum müəllimə ilə vaxt qurduq aramızda. Ne güzel. Hə, o bir kızım üçün yox, içində qoydum. Birisi içində 2 saat ayrı qoydum. Taksim etdi özlərin, həmd olsun. Çok yetiştirdim özlərin, həmd olsun özləri də çox seviyələri çox iyi oldu. Seviyələri də zaten yani biz ona deyirik, Səvsən xanımın dediği gibi aynı anda da bizim arkadaşımız ki dedi, bizim sürekli bir şekilde bunları mütəbaiyə edirik. Yani izlirik özlərin, ardları icarıq, bizimkiler diğerleri evdə, analarımız ardları icarıq. Yani burada bir problem de çıxanda edebilirler çözsüler özünü. Tabii, burada uyku saatlerini, hani tamam. Biz bilirsən təhsil olduq halda bir kez çocuklar kalır şeydə bu cep telefonunda geç vaxtda kalırlar. Hani Vafa hanım dedi bizim üstümüze düşen görev biz öğretmen olduğumuz halde nəsihatimiz her zaman büyük küçüğe yok biz yalnızca. Bunlardan biraz uzak olmak için. Mesela burada uykularını ne şekilde düzene giritti, yani tanzim etti. Hatta bu cep telefonundan da biraz uzak olsunlar. Ama tamam. Onların da istirahat vaxtları da var. Tamam. Baxaq bir anlatsanız teşekkür ederim size. Özü bilsen Ramazan geldi üstümüze bizim. Uşaqlar alıştılar bizimle sühre kalmağa. Güzel. Bu Ramazandan sonra bu kaldı aynı özlerine. Hem de olsun bu gruba, Kur'an grubatımız var. İndi evde camiler bizimle ittisal edibler. Güzel. İndi kalktık vaxtların maşallah hem de olsun 12'de yatıdırıq özlerin. Saat 11 oğlu Kur'an oxumaqları var. Aynı mektep kimin. Güzel. Hə. Üçü de hem de olsa xatm olsun, Kur'an olsun alışırlar. İndi de aynı belə edərəm özləri. Çox yerlerde bunları deyirsiniz. Allah cirlərim yansın. Zeynəb hanım bir ansızın soru soracağım senden. Tamam. Qoy yağın sən çok büyük deyiksin yaşta. Allah sağlık versin hepimizə. Sağ olasın. Şeydi, ikinci çay yadıva gəli bibun vaxtı, ana anna vaxtı ne şekilde? Yani biraz küt cümleydən bizim konuşsa. Allah çok hoş idi. Evet, yadıma gəli uşağıydıq. Nənəm aynı çindi çayı edərdi. İndi də edərik biz. İndi də aynı çindi çayı edərik. Bu külçəsi olsun, yoğurdu olsun, koyarıq. İndi də aynı necə uşaqlığımızdan biz alışmışıq nənəmizə, indi uşaqlarımıza da. Çayı. İndi də aynı. Belə xatırı o gəli bir, məsələn, bir oyun oynadığımız əski oyunlardan. O bir arada bir güzel hakat oldu, onu bir ders diye verdiler bize mesela diyarın. Hani ikinci çayında mesela bir şey olanda bir mesel diyerdiler. O mesela bağlı diyerdiler. Bak mesela biz böyle deyirik. Yani bir kız fazla baksaydı annesi oturup özü çayı getirdi. Çayı da mesela diyerdiler kızım mesela diye sen işle benim için. Alış özü için. Tamam. Yani özü işleri bakarsan o kız sıkılı. Diğer iyi diye kalmış iyi de hepsini ben yedim ama yok. Bu özü için idi. Yani gelecekte bir iyi ev hanımı olu, gelecekte bir iyi sohbeti olu, bir iyi kayınkoda içinde yani yaşamağı olu. Bu ikinci çaylarının da faydalarından birisi buydu. Bir konşu da gelende yanımıza, onun da ayrı bir dadı var idi. Belədi yoksa yok. Belaydı. Ben sizden çok teşekkür ederim. Eğer hatırıma gelse bir şeyler sana tekrar dönünden bize selam İnşallah. Giren. Sevgili seyircilerimiz, bizim sohbetimiz devam etmektedir. Tekrar biz dönağın Səvsən xanıma. Çaylarımızı da itirik. İkinci çayın sohbətini də sürürük.
Sevsen Hanım, bu öğrencilerimiz nacih oldular. Diyarın ilk okullar birinci, ikinci oldu, ikinci böyle altı ilk okulumuzda geçti ortaokula. Bunların hakkında belki bir bilgi aktarabilirsiniz sevgili seyircilerimize. Malumatınız nedir ve bunlar nece gençler ve diyarın ikmal olan ne şekilde dersini tamamlayacaktı, sınava girecekti, imtihana? Tabii biz dedim sene 3 aşama oldu. İkinci aşamamız neydi? Bekledik bakanlıktan talimat geldi bizimki. Güzel. Geldi Bağdat'tan. Bağdat'tan. Güzel. İlk dediler yar ile kadar dursun her şey. Hı-hı. O sayılacaktı o yar yıl sınavları. Yar sınavları sayılacak. Aynı o ilin sonu. Yani diye nisfı sene tenhiyayı sayılacaktı. Güzel. Onlar nacih oldu. Dereceli kim nacihti? İtiyadi geçipti. İkmal olan, rasip olan eydi. Her maddeden 10 derece geldi özleri için. Eydi bu 10 derece kimler tutur? 10 derece kimler? 40 tan derece diye yani bir talebemiz düşüptü 3 dersten. 3 dersi 40'tan 40'tan yukarıysa bunlar hepsi nacih olurlar. 40'tan aşağıysa bunlar ikinci devir imtihanı olurlar. Yani diye mesela 3 dersi bir 3'ü de 40'tı. Üçü de 40'tı. Onların her birisi için her dersten 10 derece geldi. Bu halde 30 etti hatun. Geldi özler için her dersten, her derste bir özlerine 10 derece. Eydi bu dersten 5'i de güzel. Eydi bu halde bu 10 derece ortaokulu tuttu. İnin nam'anime yani müfettiş olduğu halde malumatı var bunda. Ortaokulda aynı kurs onlarda şeyleri kursta. Birden biz bu 6'ya kadar sayılır. 5 liseye kadar tuttu. 5 edadiye kadar. 5 güzel. Bunlar hepsini güzel. Bu karar tuttu özlerini. Bizim bir tane bilsen birden dörde kadar şey yoktu. Muaddel yoktu. Muaddel yoktu. Bir de şey mesela siz dediğiniz halde vizari yoktu, bakalori yoktu. Vizari yoktu. Yüzden dereceler biz deriz ki 40'tan aşağı olanlar. Güzel. Bunlar geçerler. Eğer 40'tan aşağıysa bunlar imtihan olur. 10 derece alsalar yardım olsa yani biz ne deriz? Bir haldan bir hara dönseler. Yani ikmal avrasip necih olacak onu karar tutar. Ama diğer 7 ders, 3 dersini tutur 40'tan yukarı. 3 dersi aşağıda onu tabii tutmaz. Onu tutmaz. O halde ikmal sayılır. İkmal sayılır. İkinci aşamada imtihan olur. Belki ikinci doğru. Doğru olurlar. Böyle geçti indi. Doğru. Daha besine ama neydi bizim bakanlıktan gün be gün yenge de şimdi zurufa göre zaten. Zurufa bu. Bağladılar neye? Halit Ezmen'in kararlarına. Kriz. Bunlar bağlandılar. Gün yani bizim çok şey olur. Yani değişmek olur. Eydi Sevsen Hanım. Burada geldiyse Allah'ın bir rahmeti oğlu inşallah. Biz Vefa Hanım dediği kimin umutla yaşayalım. Güzel görelim. Tabii, yarın tabii. Güzel olsun. İnşallah. İnşallah. Gelse mesela diyarın İki bu sürede Temmuz biraz sıcaktı. Sıcak da bu virüsü öldürecekti inşallah. 8. ay bu kalmasa yine de bu kararlar ikmallar konusunda aynı yerir. Mesela bu şekilde ama tarih hala tehdit olmayıptı. İşte zaten özleri yazdılar bizim için. Şeyden bakanlıktan gelende diri eydi lahikan. Bekleyin gelecekte. Gelecekte bekleyin bizden kararatları. Güzel. Biz de durmuş olarak bekleriz. Yani ben tabii özümüzden diyebilmeyiz. Ne de tamam, müdüriye diyebilir. Bekleriz Bağdat'tan gelir. Ne kararatlar gelir ona göre tebliğ eder. Hepsi müfettişler doğrusu idaratlara haber verirler. Bilmiyoruz ne de. Yani günü saat hesabı edilir. Bilmiyoruz ne de olacaktı kararlar. Aynı biz de bekleriz özlerini. Ama inşallah biz umut kesmeriz Allah'tan. Yani güzel şeyler düşünürüz. Diyoruz inşallah gelecekte iyi olur. Talebelerimiz yani nece diğer bir neşe girer öreklerine iyi olacak da iyi olha böyle kalmaz inşallah. Bir kısa görüş yani cevap alalım sizden bu atama konusunda, tayin konusunda hele yani kalıp son karara geçmemişik. Tayinatlar vallahi dünen Allah'a şükür dünen Bağdat'ta yani imzalandı. Çünkü çok yorgunsuz yani gerçekten sevgili seyircilerimiz takibi Sevsen Hanım'ı gerçekten bu sohbette beraber olmamız için sürekli bir şekilde vakti dergiştik. Çünkü kendisi çok yoğun bir çabadaydı. Kendi grubuyla beraber, çalışanlarıyla beraber herkese başarılar dileriz. Ve inşallah da kendileri de iyi bir yerde, iyi bir işler başardılar. Ve iyi bir şekilde de işlerini noktalarlar. Millete de,
eğitime de büyük bir hizmet oldu. Biz size sözünüzü alan son diyeceğiniz ne olacaktı inşallah? İnşallah, inşallah milletimiz için çok güzel bir iş, güzel atamalar var. Sayılarımız da çok iyiydi. Bu yakında inşallah yani tazyik olundu zaten Bağdat'ta. Onaylandı. Ha, oldu. Bekleriz, biz getirsler özünü Kerkük'e burada inşallah yani yakında elen edeler özlerini. Genellikle millete ne diyeceğiniz bence var? Ne diyeceğim, hiç umut kesme. Allah'tan umut kesilmez. Hiç kesilmez. Aynı zamanda biz de sizi uden yardımcı olduk. Durmuşuk sizi uden. Zaten milletimiz hemen bütün neceder canı geulden işlerdim zaten milletime yardım oldu. Allah razı olsun. Allah inşallah hiçbir zaman insanın yaptığı iyi işleri nece diğer öz mizani hasenatı da olsun. Allah Teala Hazretleri de bunun nece diğer ödülünü inşallah hem dünyada hem ahirette kazanırsınız. Yani minnati hiç yoktu. Namca etse milletim için ki özüm nece özüm de Kerkük kızıyım. Türkmen kızıyım. Aynı bu milletim için. Memleketimde namca çalışsam hele ben borçluyum. Elhamdülillah. Estağfurullah. Biz de her zaman diyarık. Milletçe çalışmak, yurtça çalışmak, çalışmak nece diğer iş adamın cevheridir. Dünya durmaz ilerliyor, Tanrı bize çalış diyor. Allah'a şükür. Bu da yani Kur'an-ı Kerim'de de var, çalışmak da nece diğer iyi bir şeydi. Ben teşekkür ederim size. Tekrar geçelim Sümeyye Hanım'a. Sağ olun, teşekkür ederim. Sümeyye Hanım, sizler tabii ki sürekli bir şekilde iletişimde kaldınız. Öğretmenlerle, öğrencilerle. Sizce bu ne kadar necahat getirdi dedik, %55 getirdi bu şey konusu, uzaktan eğitim konusu. Gelecek için, gelen yıl için 2020-2021 eğitim ve öğretim için neler düşüneceksiniz? Çünkü ister isteme özellikle birinci sınıf. Tamam. Neler düşüneceksiniz? Tamam Hatun, güzel soru. Zaten biz mamını istirham millete yani anladım. Hı hı. Tabii ki de müdür hanım da oturup her söze inanmasılar. Sosyal iletişimde. Yani mesela bir karar çıktı, bir şey oldu. Bizden mektep okullardan alsınlar. Okullar da sadece müfettişlerinden alsınlar. Bir karar çıkıyor. Mesela yani Facebook'ta bir karar çıkıptı. Böyle olacaktı. Puanlar bu şekilde sayılacaktı. Sınavlar bu şekilde olacaktı. Hiçbir zaman tam haberi okullardan alsınlar veliler. Ve okullar da sadece müfettişlerinden ve bizler de müdür işraftan alacağız. Biz burada mesela diyelim bir karar çıkıyor, sınav bu şekil olacaktı, bu yıl eğitim bu şekil olacaktı, yok. Biz indiye kadar bakanlığa bağlıyız, biz oradan bekleriz. Yani mesela Sümeyye Hanım, bu yıl çocuklar anlattığınız gibi evlerde eğitim aldılar. Ama yani ister isteme bir öğretmen sınıfta durduğu halde gerçekten farklıydı. Yani bir kontrol altına koyabiliyor özlerini, öğrencilerini. Nişi, üz be üz onlardan iletişimdeydi. Yanlış, doğru. Okşamak, biraz şey etmek, yani yerini alsın nece diğer, elinde yazırı çiziri tamam, bu da var idi. Ama gelecek için yani düşkün olan seviyeler öğrencilerin, hani diyelim müstevileri aşağıdır. Yani mesela ister isteme yani Furuk Ferdiye dediğimiz halde var. Tabii 30'unu, 30 evet. 20 öğrencinin karşılığı 20'si de seviyesi %100 değil ki. O yüzden yani gelin için acaba öğretmenlerle bir şey olacak, yani hani dediğimiz hutalar değişinecek, yoksa nece yani? Böyle bir tamam. Umut kapsı olsun yani tamam. Biz emin olsun veliler gelecek için ne şekil yani öğrencileri, o çocukları ders alacaktı? Gülizar Hanım, biz dediğimiz şimdi bu sosyal iletişimde, bu öğretmek öğrencileri, bu eğitim, bu biz dedik bu başarılı değil %100'de ama olmamaktan iyiydi. Olmamaktan iyiydi. Yani öğrenci evde oturuptu, ha, öğretmen evde oturuptu. Öğretmen tamam, görevi daha ağır olacaktı. Ve inşallah biz hemen yani okullar açıldığı bile özellikle de birinci sınıf öğrencileri. Güzel. Çünkü bunlar tam harfları alamadılar. Sen demeli gibi öğretmenle başka da sınıfta oturmak. Bu biraz eksik kaldı eğitimler gerçekten yani biz sadece birinci değil. Şimdi biz ben bir matematik müfettişi olarak birbirine zincir gibi matematik bağlıdır. Zaten. Peki eğer öğrenci sayını okumak yazmak bilmediyse birinci sınıfın eğer konularını bilmediyse ikincini nasıl başaracaktı? Üçüncü sınıfı nasıl tabii, başaracaktı? Ama Sümeyye Hanım yani ister isteme biz yani özellikle birinci sınıfı biraz kafaya koymuşuz. Tamam. Ama yani ikinciye geçtiği halde kitapların başında biraz şey var, müracaa var Hanım. Tamam.
tekrar yani gene biraz var. Tamam. O bir ayda yani gerek çok şey olsun. Biz onlara fazla bastıracak, biz onlardan duracağız. Zaten bizim bu yıl 6. matematik kitabı değişilip gerek biz şimdi bu sürelerde 9. ay başlayalım bunlardan kurslara katağın öğretmenleri. İnşallah. Biz inşallah onları özlerine bitsin. İnşallah Allah üzerimizden kaldırsın selamattan. Amin. İnşallah döndük biz de özlerine fazla eskisinden de güzel ola. İnşallah fazla acaba harcarık onlardan da inşallah öğrencilerimize iyi bir şekilde daha eğitim veririk. Ben umutluyum. Yani gerçekten İnşallah. Bizim okullarımızda çok umutluyum. Allah'a şükür. Çünkü yani dediğim gibi olsa olmasa yarıdan fazla yani eğitim yetiştirdiler. 6. okula biz geldiysek bunu hazirem bildirim Gülizar Hanım. Buyurun. Biz burada hatta bile Allah razı olsun bizim televizyon uydu evinden. Doğru. Bizler dersler sunduk öğrenciler için. Ben arkadaşım müfettişler. Şimdiye dek sürdürmektedirler zaten. Tamam. Şimdi de yani sürdürmektedir. 6. lise için. Doğru. Tüm dersler hocalar güzel bir şekilde yani bir dersleri sunurlar. Tamam bizler de sunduk. Biz onları daimen onlardan idik sürekli iletişimdeydik öğrencilerimizden. Yani Allah ben bilmem öğrencilerimiz iyi bir şekilde giderler de orta okula. Yani başka okullar. Bir kez özlerinden de evden de bir yardım, biraz tamam. Sabah harcarsın. Burada ben burada. Ben olmaz öğrenciyim. Tamam. İllaki ile öğretmenime de yani ihtimal yedim de biraz özüm de yani şey yedim. Tamam ben burada ana babalardan da yani burada seslenirim. Lütfen çocuklarınızı kitap, kalem, defterlerini kaldırmayın. Yani sürekli özleriyle olun. Sürekli mesela bir ana, bir baba okumak, yazmak her halde mesela diğer rakam yazmak. Çarpma işlemi. Bunu sürekli çocuklarla olsun. Yani ne güzel hanımefendi söyledi. Bu kurs, Kur'an kursları. Arapçalar daha kuvvetli olsun. Okumak yazmaklar daha kuvvetli olsun. İnşallah. Keşke inşallah ve biz de öğrencilerimizden, öğretmenlerimizden, okul müdürlerimizden i̇nşallah. Her zaman ve inşallah inşallah güzel bir şeylere yetişerik. Ve indiden güzel programlar biz hazırlarız olarak. İnşallah. Nece diyesen taviz eder o gözlerin. Kamil de olmasa, tüm de olmasa yarsın. İnşallah yetiştiririz. Bu da her şey dördüklükte olmaz da yani. Tamam olmaz da, ama inşallah. Yani inan ki öğrencilerimizden, gevlimiz onlardan. İnşallah. Sümeyye Hanım, bu sohbette biz biraz eğitime girdik, bir kez girdik evde, biraz girdik vizara kararlarına, biraz balalarımızdan vakti, yani balalarımızın hayatıyla vakti geçirdik eğitimden dolayı. Sen bizim için bir kez hatırayı geriye döndürsen, mesela diyelim ikinci çayından neler bahsedebilirsin bizler için? Vallahi Gülizar Hanım çok güzel bir sordu. Ben çocukluğumu Musalla semtinde geçirdim. Yani o da yani çok gurur duyarım gerçekten. Yani. Allah'a şükür. Ben Musallalı olduğum için. Her bölgemizin bir dağı var. Tamam her bölgemizin bir dağı var. Ama olsun. Benim için Musalla'nın başka adı tadı. Şimdi de yani hatta doğru. Bak müşrif olarak o semte olan okulları alayım. İnan ki cedelerinden teker teker geçerim. Biz eski günleri hatırlatmak için. Ben hatırlarım çocukken Bey analardan kim tamam, var idi yanınızda? Bibim benim Allah afiyet olsun samavur çayını bu şekilde yapardı. Bizi etrafına toplardı. Külçesiydi. Bu nohut kaynadırdılar, pakla kaynadırdılar. Külçesiydi. Ne bileyim komşular. Mesela diyelim bir şey yapmışız. Komşu kadını gelirdi. O mesela hayatta bizi, da o kaboş dönmezdi komşudan. Kaboş dönmezdi. Bir gün külçe yapar yarın sağ uçu yarpak gönder. Bir gün dağıtlı yapar yarın komşudan bir kaşar gönder. Komşudan alıp sen o eve gelirdi. Sen ne yapıyorsan. Sümeyye Hanım burada bir söz var. Biraz hatır, yani sözü şekerden gelsin diğer. Komşuda bir şer, bize de düşer. Böyle o kısmetti. Böyle canım. Yani bizler güzel çocukluk günleri yaşadık. Yani her şeyin kadri kıymeti vardı. El işlerinde ne gördü işlerdiler, oturandalar bir yerde? Valla benim ettim güzel güzel yün işlerdi, suf işlerdi, güzel bir şekilde işlerdi. Ve tatriz alıştırırdı bir şey girendi o özüne. Tabii ki Allah razı olsun. Allah uzun ömürler versin özüne. Amin. O da öğretmeniydi. Doğru. O da ondan güzel şeyler alıştım ben gerçekten. Hı-hı. Ama yani bu kendi çayının özelliğini bizi o günlere gönder. İndi de yapırız Gülizar Hanım. Ama o tadı almırız. O tat kalmıyor. Uğraşın almağa o dağdı. Neden dolaydırım sana? İnşallah. Bir gün biz bak burada toplanandık da siz de benden yani aynen benimle beraber hem yakın komşu seni ziyaret edebilir ama sosyal mesafeni koru. Girende içeriye mesela eldivendir, şeydi, maskesidir, dezenfekte yani takimat kullanmakta. Tamam. Aynen yani o da yani benim yanaşa komşum geldi bana başvuranda
Həm özünün bir sıxıntısı var isə gider. Həm bəlkə bir problemi var. Mən yardım edə biləm özünə. Allah göstərməsin. Qonşu daha əhlətdən daha yaxın olur sənə. Bu ikinci çayını içə-içə bir külçəsindəndir, bir paqla qaynatmasındandır. Dırnaqlısıdır, etli ekmeğindendir. Bir söhbət oğlu güzel. Bir sosyal hayattan biraz bəhs edərik. Məndən sənə bir fayda, səndən mənə bir fayda. Onun için biz bu programda amacımız əskidən gelenek göreneklerimize bir kıymet verək, canlandıraq, rəhmətlə anıyaq bizden köç edənləri, uzun ömür versin, sağlık versin bizlerle olup hayatta kalanları. Amin ya Rabbi. Son diyeceği uzu alabildik Sümeyye Hanım. Kendi çayından dolayı ben burada ana babalara deyirəm, kendi çayını yine döndürün. Eğer bazı evler yapmırsalar, keşke bir daha yapsınlar, ha, çocuklarını, çocuklarını uyatsınlar ve bu cep telefonlarını biraz uzak tutsunlar, otursunlar, sohbet etsinler ve eski günleri hatırlatsınlar her zaman. Ha. Peki biz bunları nereden bilir? Bizim ki atalarımız konuşublar, anneannelerimiz, babaannelerimiz bu yani konuşublar bizim ki bu güzel zaten sözler. Biz de istedik bunu çocuklarımız bilsinler, bizden bilsinler, biraz daha aile içerisinde birlik, barabarlık yaradır. Zaten şimdi bu sürelerde oldu tamam, yani olabildi, insanlar evet bildi. Ha oğlu nedir, kızıyla beraber oturur. Mesela evlilik hayatında herkes bununla meşguluydu ama indi gene de onun bir sayıda evliliği varsa işte biraz da mesela siz dediğiniz gibi her söze kanmamak, her habere inanmamak, sosyal medyada her şey doğru değil. Bugün bu karar var, yarın ayrı karar var. İçimizi fərəh tutalım. İnşallah, yardımımızı inşallah gözəl görərəm. Və buradan da ana babalara deyirəm, bir daha təkrarlaram. Lütfən çocuklarınızdan olun, eğitimlərinə daha diqqət eləyin və sağlıqlarına diqqət eləyin. İnşallah Allah üzərimizdən qaldırar bu günləri eski gibi, eskiden de iyi dönür. Oturup yarık zamanında bir gün bir tamam hastalık geldi, ağrı virüs koronaydı. İnşallah sağlıqdan olsun. Sağ teşekkür ol, edərəm. Geçərin tekrar Vefa Hanım'a. Vefa Hanım, iyi bir şekilde anlattınız. Hani ki dediniz, bir noktaya değdiniz. Dediniz ki, öğretmen gelse öz kendi psikolojisi, yani sayıtarı edebilirse, kontrolü alabilmişse çocuktan alışverişi, yani teamülü güzel bir şekilde olsun. Tabii bazı kere bu alışveriş kelimesini kullandık pazarlamada. Ama hayatımızda zaten hepimizin bir pazarlama haline dönüp, ben bunu da konuşuram, o yüzden konuşuram. Bazen görürük mesela indi zaten çok sezgin, hassas çocuklarımız vardı anaokullarında. Devam edirlər. İşte illa ki ana geldi anladırı. Biraz bundan haber dolu. Niye bir hastalık durumu var? Bu mesela hasta olan özellikle hastalık geçirdi biraz tez sıkılı. Ya kendi kendi idendi. Bunlardan ne şekilde yani daha doğrusu anlaşabilirsin. Çünkü indi zorda kaldılar. Yani yalnızca kendilerini görürler. O arkadaşları kalmadı şeyde. Bunlara ne nasihatiniz var anne babalarına? Evde bunlardan daha doğrusu ne şekil olsa? Çünkü ayrıldı. Siz belki bir iyi ortam sağladınız özleri için. Tabii ki. Yani biz her zaman anaokulunda bu dediği sözler tamam hepsi bizim rastımıza gelirdi. Ya mesela uşaq var böyle intuaidi. Mesela ya böyle hazlar yalğız kalsın, katılmasın. Yani haz etmez çok uşaqlardan oynasın. Bunlar çok bizim rastımıza gelirdi. Zaten ben bundan önce yani müfettiş olmayandan da önce ben özüm öğretmeniydim anaokulunda, Çiçekler Anaokulunda. Yani tasadüf ederdi sağ olasın. Çok tasadüf ederdi bize bu. Mesela uşaq var çok mütəlliqdir anasına. Bağlıdır. Bir ay sıxıntı baxasan çeker, bir ay sıxıntı çeker uşaq yenge tezcil edib qeyd edib özün anaokuluna. Bir ay bu uşaq yığlar. Bir ay. Yani gerçekten öğretmen, müdir hanım, müdir yardımcısı çok sıkıntı çekerler. Hatta bu uşağı alıştırırlar bu güzel bu cevde yaşasın. Bu anaokuluna alışsın. O, bu uşağlardan yani katılsın oynamağa. Yani biz burada sıkıntı çok çekerdik. Hatta bu uşağı diye yavaş yavaş iyi ederdik, düzeltirdik özünü. Şimdi biz ben nasihatim annalara. Yani maalesef annalar yani bakıram, yani ben her giydirem. Belki de seleşenden biraz yani danlarına da giydirem. Yani görürüm, bir baxasam bir eve gedirəm, baxıram, anna, bəs istir uşağını ibantırsın, cep telefonu verir özünə. İzin, eydi biz,
yani ne kadar ne çeden aydık uşağıydık evde. Hı-hı. Analarımız ne şekil beslenmişti bize? Cep telefonu var idi. Kavuşak var idi. Ne var idi? Çömçeli kız yederdiler pambuktan. Hatun biz... Özümüz elimizden ıspabınlarını tikerdi. Hatun aslan biz bu kavuşaklarımız için ben yadıma geldi özüm. İnan Allah'a asbab tikerdim özü için. Özüm asbab tikerdim, oturardım elden. Zaten böyle derzilik o girendi. Yani hem bunda uşağın yani elleri kuvvetlanı, hem fikri çalıştırı. Sen uyarsan bunu özüne yani hiç bir düşünmüşsen yani bunun zararı çoktur bu uşağa. Yani sen cep telefonuyla üskü teyitsen hadi o sen de oturasan cep telefonu tutasan. O işi o dalasan yok. Gene vakti o. Her zaman vakti o. Koyasan uşağı için. Bak yani benim indi oğlanlarım büyükler. Çoğulum var. Hem dostum büyükler. İnan Allah'a benden vakt isterler. Yani deyler ana geldiğimiz zaman eva bizimle ol. Ne yani, güzel. Tabii bir başların sıkatlamak ister, sıkıntıları yani var ise bir dertlerin almak ister. İnan Allah telefonun çaldığı zaman bakarsan dallarına gider. Cevap verme. Bizimle ol. Biz indi geldik. Biz yorgunuz. Yazda burada yok. Bir şey de var Vefa Hanım. Sürekli işte televizyondan bazı şeyler görürük. Mesela diyen konular, doktorlar, uzmanlar, mutakassıslar konuşurlar. Diri bu sürede çocuk öğrendiğine ana okulda bir 20 öğrenci, özüyden 30 öğrenci, öğretmeni, bunıydan müzik dersi var, oynamak dersi var, resim şarkı dersi var, masal dersi indi var. Şimdi bunları analar diri bile edebilirlerdir. Koy ocaklıktan, mutfaktan getirsin, kazan getirsin, kap düşsün, çemçe kefkirden koy çalsın sen de özüyden sela. Yani bu diri içindeki olan o şeyi... enerjini atar. Yani buna ne diyeceğiz var yani, ana babalara? Hatta o sıkıntını girtirtmeyen uşağın yüreğinde kalmazsın. Sıkı yani büyük diyerken sıkılır. Ne diyeceğiz var ana babalara? Yani ben analardan yani her zaman diyorum uşağınla ol. Vaktini yani çağır özüyden. Çağır özüyden. Spor yap özüyden. Ne var? Bir güzel bir şey aç, spor müziği olsun ona yani uysun. Spor yap özüyden. Masal sele. Nişi biz saatlerden oturmazdık. Birbirlerimizden masal dinlerdik. Yani nişi sen masal diyemsen özü için. Yatmadan evvel git yanına. Oturun hiç masal sele. Bir güzel masallar var. Özü bilsen ne güzel. Ne güzel masalları işlerdi. Birbirlerimizden Allah affetsin özlerini. Tiklevitlerini çok yadlarız indiler. Valla indiye kadar yadımızda kalıp İnşallah, o masallar. İnşallah dedikler göz alını göz ögünen. Ben size çok teşekkür ederim Vefa Hanım. Biz de güzel teşekkür ederiz. Anlattığınız çocukların hakkında. Son olarak geçen Zeynep Hanım'a. Zeynep Hanım siz bir ana olduğunuz halde. Üç çocuk annesisiniz. Çünkü üçü de öğrencidiler okulda. Benim beş çocuğum var. Allah'a amanat olsa. Ama üçü öğrenci olduğu halde ona vurgulamak istedim. Tamam. Annelere ne diyeceğiniz var? Valla ben hepsine nasihat ederim. İndi bu vakit uşaqlarıyla orsular. Yani mütabaki etsiler özlerim bu durumda. Ben Kur'an alıştırırım. İndi uşaqlarıma bu vakit fırsatı. Kur'an'ı alıştırırım özlerinden grup etmişik. Güzel. Səbbəhdən. Akşam da aynı vakitte resim ederler içinde. Böyle. Mütabaki etsiler özlerim bu vakit fırsatı indi özleri için. İnşallah. Mektep durduğuna. Şimdi atladı da, mütabaki etsiler hepsi analardan. Ama yani derslerinde biraz yani müracaat edebilirler matematik olsun. Bir kez Türkçe, bir kez Arapça, bir kez matematik. Bunlar da edebilir. Aynı bunu da mütabaki ederek özleriyle. Bes yani Kur'an'ı yani alıştılar daha iyiydi. Bu vakit çok faydası da var özlerine. İnşallah. Bunlar yani... Allah başarı versin herkese. Sevgili seyircilerimiz bir dönem Sosan Hanım'a. Hatırına neler, daha doğrusu ikindi çayı neler sağlık hatıranıza? Yani ikindi çayı en güzel şeydi eskiden. Bir güzel günler geçirdik yani benim hatırıma geldi. Aynı zamanda eskilerden konuşurdular birbirlerimiz, atalarımız konuşur. Çok güzel ikindi çayı, en güzel şey sohbet ikindi çayındaydı. Doğru. İkindi namazı kılandan sonra çıkardık tarmaya. Güzel. Tarmada yerler salınırdı, samavar gelirdi. Havuç sulanırdı. Havuç sulanırdı ki hatta otururduk. Bu pendirdi, zeytundu, tamatak yer gelirdi. Bunlar külçolu, etli ekmek yolu, sıcak ekmek olurdu. Aynı zamanda kabdan geçerdi, arabanın var idi. Sıcak bakla. Nohut şey derler üstünde yapız. Küpede şey tutulurdu, biber tutulurdu, şor suda. Güzel. Küpede zaten biz onu o küpeden Valla bizde yine de var bu Sevşan Hanım. Yine de zaten biz aynı kalmışız bunun üstüne zaten. Güzel. Ama çok evlerde bu kalmadı. Neden? Yani ki hayat değişildi. Hazır getirirler. Hazır getirirler. Bir de şey yani o ilaqat içtimaiye kalmadı evvelki kimin. Ki yani davamdan babalar geç gelirler. Talebeler davamları uzundu. Daha geç yemek yiyirler. Bir de bu şey uzun geceler yani tehir kalır yatmağa. Sabah ne olur
Böyle geç eski komşularınızdan kim hatırına geldi oturup sizden ikinci çay sohbeti yapardı? Vallahi bizimle yani ikinci çayında çok güzel yani komşularımız var idi. Diğer de şey Hristiyan komşularımız var. Gelirler aynı bizimle ikinci çay ederdiler. Aynı zamanda şey Şeyh Kudret Gil var idiler. Şu güzel. Şeyh Kudret Gil gelirler. Bibim yani aynı özellikle bibiler var. Gel otururduk hepimiz tarmada baraba. Ne güzel. Ha, sulanırdı tarma yedi aynı samavar kurulurdu. Hepimiz otururduk orada bir sohbet kimse hatırına gelir şey pardon lifeyi işleyenlerden kimse kalı yani adıma geldi. Biz var idi bir yani tanışıydı Kadri Ate diyerdi o yüzden. Doğru. O geldi yerler şey derdi Elif'e işlerdi. Ha. Getirirdi bizim için. Özü kızları var idiler getirirler güzel yani. Aynı yani bazen çokluk kendi çayını geldi oturur alıştırırlar. Hepsi konuşuyorlar oturup bir yerde fırsatı. Hem göstersin malını hem satabilsin. Ha. Aynı zamanda bazen konuşlar yığışırdı yani kendi çayını bakardı şey olurdu yetiştirirler. Bir de olurdu o kendi çayını İmam Abbas çayına döndürürdüler. O niyetli olan. Ha. Murazını alan. Niyetini ederdiler. Ha. Ki onda da bir yani gayeleri var idi. İkinci çayında diğerler bir İmam Abbas çayı yedirir. İstiler bir oğlanlar için yani bir her işte o kızlar için bir şeyde görerdir. Orada ona kanşar kızlarını görerdi giderdir. Ondan sonra yani. Her işlerde olurdu. Valla baba ikinci çayı bereketiymiş. Allah sık etmesin evlerimizden. Amin, amin, inşallah. Allah ölenlerimizi affetsin. Kalanlarımıza da sağlıklı ömür versin inşallah. Bilgilerimize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Sevgili seyircilerimiz, değerli gönül dostlarımız, Türkmen Eli Uydu kanalının izleyicileri, biz bugün sohbetimiz ikinci çayında burada bu güzel milletin aydın insanlarıyla, değerli hanımlarla, eğitimcilerle sona verdi. Biz program ekibi adına, kendi adıma, Sevsan Hanım'a sonsuz şükranlarımı iletirken, Sümeyye Kemaleddin Hanım'a da şükranlarımı iletiyorum. Vefa Kerkülü Hanım'a da iletiyorum şükranlarımı. Yanında da Zeynep Hanım'a da teşekkürlerimi iletiyorum. İkindi çayın sevgisi ne kadar güzeldi yüreklerde. Bir parça şiirden son vereceğim. Demlik bardak semavar. Üçü bir yerde güzel. Bu üçlü yarenliğe müftün hem can hem de el. Sevgili seyircilerimiz, ikinci çayının programı bir bölümü bugün güzel bir sohbette sona verdi. Tekrar buluşmak arzusuyla hepinize Allah'a emanet verdim. Yarınımız daha güzel olsun. Doğan güneşte bir mutluluk olsun. Buluşmak üzereyle. Allah'a emanet olun.